aileye selamlarınızı söyleyin. Sayın hocam, hastanın karnından bir ameliyatı var mı? Ne zamandır yürümüyor bu hasta? Yaklaşık 5 yıldır yapılan ucu var hocam, kas yürüyor. Kendisi kaldırabiliyor mu? Hiç komutlara uyuyor mu? Komutlara uymuyor, hayır hocam. Bildiğiniz gibi çok çeşitli sebeplerden dolayı başvurular oluyor. Bunların bir çeşidi de özellikle evde bakıma muhtaç, raporlanması gereken bir süreç bu. Süreç içinde de hastalar hastaneye gelip tüm bölümleri gezdikten sonra sağlık kurulunda kurula girip bu raporlarını alıyorlardı. Özellikle yatağa bağımlı, çok düşkün hastaların gelip hastane içinde bu süreci takip etmeleri hastaların hem hastalar açısından hem çok zorlu bir süreç oluyor. Hem de çoğu hasta iletişim kurma güçlüğü yaşadığımız, geçirmiş olduğu felce bağlı, ajite olabilen hastalar da var. Hastane içinde çok zorluk çekiyorlardı. Buna yönelik Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu bir uygulama var. Biz de bugün bunu Van'da uygulamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanın evde bir hekim gözetiminde oluyor. Evde bakım birimlerimiz gidip evde hastayı değerlendiriyor. Evde bakım birimimizin hekimi hastanın evine gidiyor. Hasta başında hastayı muayene ederken sağlık kurulumuza canlı bağlantı yapıyoruz. Kamerayla yansıtıyoruz ve en abuz üzerinde de bu sistem kayıt altına alınıyor. Burada hekimlerimiz değerlendiriyor. Hem sistemde bulunan evraklarını değerlendiriyorlar hem de uzaktan oradaki hekimimizle komutlar vererek oradaki muayene yaptırabiliyorlar veya soru sorabiliyorlar. Onun sonucunda yeteri bulguya ulaşan hastalarda biz bu sağlık raporunu uzaktan vermiş oluyoruz. Gerçekten çok önemli bir atılım olarak görüyorum bunu. Çünkü bu hastalarımız gerçekten hem yakınları açısından hem hastanın kendisi açısından hastaneye getirip götürmek çok zorlu oluyor. Yoğun bakımda yatan hastalar veya palyatif servisinde yatan hastalarda da bu uygulamayı başlattık. Hasta artık oradan tekrar kurula gelmesine gerek yok. Uzaktan bağlantıyla ilgili işlemlerini yapacağız. Hastalar için çok çok kıymetli. Biz de hastane olarak onu geliştirmeye çalışıyoruz, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Anladınız. Herhangi bir vücudunda ameliyat izi var mı? Karnında özellikle. Ameliyat izi hocam. Baş... Verdiğiniz iyi çalışmalar. Teşekkür ederiz.